Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Gıybet edilen yerde nasıl davranmalıyız? Hani biz gıybet yapmıyoruz ama yanımıza gıybet yapılıyor. Biz de dinliyoruz. Eğer gıybeti biz isteyerek dinlersek ve o gıybetten kalben rahatsız olmazsak aynı gıybete ortak olmuş oluruz. Çünkü kötülüğe razı olmak aynen kötülüğe ortak olmak demektir. Gıybete razı olmak gıybetten memnun olmak ve isteyerek dinlemek aynı o gıybete ortak olmak anlamına geliyor. Peki ne yapacağız? Eğer bizim yanımızda bir başka kardeşimizin dedikodusu yapılıyor, onun aleyhinde konuşuluyorsa münasip bir lisanla konuyu değiştireceğiz. Ve böyle şeyleri yapmanın uygun olmadığını ifade edeceğiz. Ama gücümüz yetmiyor, imkanımız yok. Ya da nasıl yapılacağını beceremedik, belki zarar veririz dedik. O zaman da kalbimizden diyeceğiz ki, Ya Rabbi ben bu gıybetten razı değilim ve memnun değilim. Bu kardeşimizin dediklerine katılmıyorum. O kardeşimiz hakkında hüsnü zannediyorum. Bunları o yapmamıştır diyerek kalben inşallah ondan uzak durmamız gerekiyor. Bu gıybeti isteyerek dinlemek veya gıybeti engellemekle ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerin okunmasının fayda olacağını düşünüyorum ki isteyerek gıybet dinlemek ne kadar büyük bir sorumluluk ve yapılan gıybetlere engel olmak ne kadar büyük bir fazilet olduğunu anlamış olalım. Bir kimse yanında hakarete maruz kalan bir mümine gücü yettiği halde yardım etmezse Allah o kimseyi kıyamet gününde insanların önünde rezil eder. Yani sen bir mümin kardeşine verilen zararı gıybettir, hakarettir. Onu elinden geldiği halde engellemezsen sözünle, ikazınla, tavsiyenle veya konu değiştirerek o zaman Allah da o kardeşimiz Allah muhafaza kıyamet gününde insanların yanında rezil ediyor. Demek ki rezil edilen bir kardeşi kurtarmak biz de rezil olmaktan kurtaracaktır. İkinci hadise gelince her kim gıyabında kardeşinin kusurlarını söyletmezse yani bir kardeşimizin aleyhinde konuşuluyor. Siz de münasip bir lisan hakaret etmeden, ayıplamadan öyle bir üslup kullandınız ki ya konu değiştirdiniz, ya boş geç dediniz, ben onu tanıyorum, bunlar yapmamıştır dediniz. Bir şekilde kusurlarını söyletmediniz. Böyle bir durumda kıyamet gününde de Allah onun kusurlarını örtmeyi kefil oluyormuş. Maşallah. Bir hadis daha. Ey kalbiyle değil, sadece diliyle iman edenler topluluğu, Müslümanların gıybetini yapmayınız. Ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını ortaya çıkarır. Allah kimin kusurlarını araştırır ortaya çıkarsa, onun evin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder. Demek ki bir mümin kardeşimizin gizli kusurlarını veya kimsenin bilmediği hatalarını insanların yanında açarsak, Allah da bizim gizli kusurlarımızı insanlar içerisinde açar. Hafazan Allah. Dolayısıyla müminler, müminlerin kardeşleridir. Kardeşlerimize maddi manevi zarar gelmesinden uzak duracağız. Zarar vermediğimiz gibi başkalarına zarar vermesine de müsaade etmeyeceğiz. Ama bunu uslu, uygun, münasip lisanla. Mesela gıybet yapan bir kardeşimize utanmıyor musun sen? gıybeti niye yapıyorsun, harama niye giriyorsun diyerek bir üslup hem o kardeşimizin kalbini kırar hem de belki ıslah etmez. Onun için münasip bir üslup ve tavır sergileyeceğiz ve inşallah hem gıybete engel olacağız hem de onun kalbini kırmadan bu işten sıyrılacağız inşallah.